Benim size bir biricik öğreneceğiniz coğrafya örgütleri okuluna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber TT Coğrafya 10. Sınıf. Için dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörleri göreceğiz. Bu faktörler sonucunda dünya nüfusu dünya haritasında nasıl dağılmış, nerelerde seyrek, nerelerde kalabalık, nerelerde hiç nüfuslanma olmamış bunlara bakacağız. Harita incelemesi yaparak dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörleri öğreneceğiz. Çok önemli bir konudur. Asıl sorunun geleceği kısımdır. Geçmişe çok fazla sorulmuştur. Şimdi tekrar sorulacak olan kısımlardan en önemlilerden bir tanesidir. Bu konuyu çok dikkatli dinleyeceksin. Eğer ki hazırlıklarını yaptıysan şurada abone olup bir de beğen butonuna da bastıysan o zaman ne diyoruz? Yorumlara bir öğren, Bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Şimdi dünya nüfusunun dalışını etkileyen faktörlerimiz gelsin. Bakın ikiye ayrılıyor. Doğal faktörler, beşeri faktörler. Zaten biz bir şeyleri ayırırken coğrafyada hep bu ikiye ayırıyoruz. Neye göre fiziki coğrafya, beşeri coğrafyaya göre ayırıyoruz aslında. Doğal faktörden kastı ne olacak? Fiziki coğrafya. Yani dışarıdaki doğal etmenleri düşüneceksin. Bak oraya iklim, su, bunlar doğal faktörler. Ama işin içine insan giriyorsa, o zaman burada beşeri faktörler vardır diyeceksin. Sanayi, e kim yapıyor insanlar? Beşeri faktörler kısmına giriyor. Şu an burada oturup bu maddeleri, bunların hangisi doğal, hangisi beşeri, bunları ezberlemek. Yok. Sana sorulduğu zaman madencilik ve insanlarla alakalı bir şey beşeri kısmı atacaksın bunu. Ha bu maddeleri de ezberlemene gerek yok. Bunları nasıl yorumlayacağını harita üzerinde göstereceğim sana. Önemli olan bunların harita üzerindeki dağılışta nasıl bir etki yaptığıdır. Sakın ha bunları ezberlemiyorsun. İlk olarak iklim dünya nüfusunun yoğunluğu üzerinde, dünya nüfusunun dağılışı üzerinde nasıl etki yapmış haritamız gelsin ve harita üstünde yorumlayarak öğrenelim. Bakın şimdi gençler. iklim dünya nüfusunun dağılışı üzerinde en önemli faktörlerden bir tanesidir ve bana göre en önemlisidir de diyebiliriz sanayi ile beraber. Neden? Çünkü insanlar çok sıcak yerlerde yaşayabilir mi? Yaşayamaz. E çok soğuk yerlerde yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Nerede yaşayacak? Ilıman kuşak iklimlerinde yaşayacak. İşte dünyadaki nüfus yoğunluğu haritasına bak. Buna göre şekillenmiş durumda. Bakalım beraber inceleyelim. Dünyada nüfus nerelerde az olmuş? Özellikle hiç olmamış. Bu beyaz kısımlar nüfusun hiç olmadığı yerleri gösteriyor. Ya da az seyrek olduğu yerleri gösteriyor. Beyazın yanındaki sarılar. Bakalım şimdi inceleyelim. Bir şeyle paralellik gösteriyor bu. Bak dikkat et. Sana sorulacak olan soru bu işte. Geldik yine çöllere. Çölleri bilip bilmemene yine geldik. Demek ki sen çölleri bilmen gerekiyor. Dikkat edin. Son videolarda artık sizi kartla beraber yönlendirmiyorum. Neden? E sen bu zamana kadar çölüdür, okyanus akıntısıdır, iklimidir bilmiyorsan o zaman zaten artık bu saatte sonra ders öğrenmenin bir anlamı yok. O zamana kadar bunları tamamlamış olman gerekiyordu. Artık kart koymuyorum. 50 defa yönlendirdim seni artık bileceksin. Ben bildiğini varsayarım bu saatten sonra. Geldim şimdi buraya. Dünya nüfusu nerelerde seyrek? E tabii ki hocam çöllerde. Çok sıcak olduğu için çöllerde. Nerelerdeki çöller? Bakın şu Avustralya'nın içine. Beyaz neden? Çöl var orada. Karşı tarafa bak Kalahari. Karşı tarafa bak Atakama'nın o bölgelerinde. Yukarıda Sahracəli. Digər tərəfdə tarafta... Hindistan'ın Himalaya dağlarının arka tarafına iç kesime gittik. Yine oralarda Taklamakan, Gobi çölleri, Kızılkum, Karakum çölleri. Bir yerde çöl varsa demek ki orada nüfus seyrektir. İşte sana bu haritayı böyle bomboş veriyor. Sonra geliyor diyor ki bu haritada bazı yerleri işaretliyor sana. Buraların hangisinde nüfusun seyrek olmasının nedeni sıcaklıktır diyor. Sıcaklıktır çölü düşünüyorsun. Ya da buraların hangisinde nüfus seyrektir diyor. Hemen çöller, kutup bölgeleri, dağlık alanlar vesaire gelecek aklına. Şimdi öğreneceğiz. Demek ki çölleri bilmek çok mu önemli çok önemli. Demek ki dünya nüfusu nerelerde seyrek nerelerde hiç yok? Çöllerde çok sıcak olduğu için. Bir de çok soğuk olduğu için kutup bölgelerinde bak Antarktika'da Kutba yaklaştığımız zaman ne oluyor? Hava soğuduğu için nüfus seyrek oluyor. Bir de gençler çok sıcak olan yine ekvator kısmı var. Ekvator kısmında da nüfus seyrektir. Neden seyrektir? Bakın ekvatorda 1000 metrenin altında nüfus seyrek oluyor. Nedeni? Ekvator çok sıcak. E 1000 metrenin altı daha da sıcak. Yukarılara çıkıldıkça 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. O yüzden ekvatorun bulunduğu bölgede insanlar 1000 metrenin üzerinde yaşarlar. Bunu unutmuyorsun. Nerelerde nüfusumuz yoğun? Bunu inceleyelim. Bakın dünyadaki sistem nasıl dengeli bir şekilde dağılmış. Nerelerde nüfus yoğun? Bak iklimin ılıman olduğu yerlerde yoğun. Özellikle ılıman okyanus ikliminin bulunduğu bölgelere bak. Amerika'nın doğu kısmına bak. Golf suyu sıcak su akıntısı gidip oraya çarpıp ve oralarda ılıman okyanus iklimine neden oluyordu. E ılıman okyanus iklimi bak oralarda nüfusun yoğun olmasına neden olmuş. Tabii ki oralardaki nüfusun tek yoğun olmasının nedeni iklim değil. Az sonra göreceğiz orada maden olacak, orada sanayi olacak vesaire ama insanlar orayı seçerken neye göre seçmişler? İkliminin ılıman olmasına göre seçmişler. Şimdi incelemeye devam edelim. Avrupa'nın medeni hocam iklimden dolayı geldi. Golf'un sıcak su akıntısı. Orada ılıman okyanus iklimi oluşturdu. Karşı tarafta ılıman okyanus iklimi oluşturdu. Bak iklimleri bilmek ne kadar önemliymiş değil mi? İklimleri hala öğrenmediysen 10. sınıf öğrencisi gidiyorsun yukarıda çok basit. İki tane video büyük iklim tipleri yaz çıkar zaten. İki tane video. Hangi iklim? Nerede görülür? Mantığını öğren. Öyle gel. Devam edelim şimdi. Geldim Hindistan Çin bölgesine. Yine bu bölgede ılıman iklime sahiptir. Ne çok sıcak aşağıdaki gibi. de çok soğuktur. Ilıman bir iklime sahip bu yüzden orada yerleşme çok fazla. Güney yarım küreye geliyorum. Bir şey dikkatinizi çekti mi bakın. Karaların doğu kısımlarına. Bak Afrika'nın doğu kısmı. Amerika'nın doğu kısmı. Yine Avustralya'nın doğu kısmı. Neyi çağrıştırdı sana? Sıcak su akıntılarını çağrıştırması lazım. İşte buralarda Sıcak su akıntılarımızdan dolayı ılıman okyanus iklimi oluşuyor. Ve ılıman okyanus iklimi burada nüfusun yoğun olmasına neden oluyor. Çok önemli bir püf noktadır. Diğer iklim, insanların çok yaşamayı seçtiği Akdeniz iklimi. Akdeniz iklim bölgesi de çok yoğun nüfusudur. Akdeniz iklim bölgesini haritada nasıl buluyorduk? Hocam, Afrika'nın en kuzeyinde Akdeniz bölgesini bir işaretliyorduk. Bakın, Akdeniz bölgesi yoğun nüfuslu. Sonra karşıya bir çizgi çiziyorduk. Bakın, Amerika'nın da batı kesiminde, görüyor musun? Akdeniz'in olduğu yer yine yoğun nüfus. Sonra Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine gelip bir nokta koyuyorduk. Bak uç kesim görüyor musun? Yine yoğun nüfuslu. Karşı tarafa Avustralya'yı çizgi çiziyorduk. Uç kesimlere bak yine orada yoğun nüfus var. Karşı tarafa çizdiğim Şili tarafına Yine orada Akdeniz ikliminin olduğu yerde yine yoğun nüfus var. Demek ki dünyada ılıman iklimlerin bulunduğu bölgelerde, özellikle ılıman okyanusal iklim ve Akdeniz ikliminin bulunduğu bölgelerde nüfus yoğun bir şekilde yerleşiyor. Demek ki iklim benim nüfusumun yoğunluğunu, dünyaya nüfusun dağılışını etkiliyor mu? Evet hocam etkiliyor. Neredeyse bütün dünya nüfusun dağılışı üzerinde iklim etkili olmuş. Diğeri yer şekilleri. Yer şekilleri nüfusun dağılışını nasıl etkiler? Şimdi insanlar genelde nerede yaşamak isterler? Hocam deniz kenarında. Yükseklerde yaşamak ister mi insan hiç? Hocam istemez. Neden? Çünkü yüksekleri çıkıldıkça. 200 metre çıktım sıcaklık bir derece düştü. 200 metre çıktım sıcaklık bir derece düştü. Böyle böyle çok yüksek yerlere çıktığın zaman dağların tepesine. Oralarda yaşam koşulları iyice düşüyor. O yüzden dağların bulunduğu yerlerde nüfus, seyrektir. Bakın sorulabilecek çok güzel bir sorudur. Sen o zaman dünyadaki dağları da bilmen gerekiyor. Ve yine dağlar videomuza gitmen gerekiyor. İşte o dünya haritası videolarını bir an önce bitir nedeni bu. Dünyadaki dağlarımız gelsin. İşte dünyadaki dağların yerlerini bildiğin zaman Ant Dağları, Kayalık Dağları, Alp ve Himalaya Dağları yerini bildiğin zaman hocam şunu diyebilirsin. Hocam buralar dağlık ...sonra buralarda nüfus daha seyrek olur yorumunu yapabilirsin. Sana soruları böyle sorabilir işte. Gelir dağların bir tanesini işaretler. Gelir çöllerin hepsini işaretler. Sonra der ki aşağıda nüfusun seyrek olduğu yerler verilmiştir. Hangisinin seyrek olmasının nedeni yerlerinden farklıdır. Kimisi çöl olur bir tanesi dağlık olduğu için seyrek olur. Mantığı öğreneceksin. Dağın yerini bileceksin çölün yerini bileceksin. İşte insanlar dağlık alanlarda daha seyrektir. Deniz kenarlarında daha yoğun bir şekilde yaşarlar. Bunun bir tane istisnası vardır ÖSYM e bunu sormayı çok sever. Yani şu, istisnadan kastımız şu. İnsanlar normalde dağlarda yaşamayı sevmez ama bir istisna var. Orada insanlar dağların tepesinde yaşamayı çok seviyorlar. Nerede? Ekvator bölgesinde. Neden? Normalde bütün dünyada insanlar deniz seviyesinde yaşamayı sever. Çünkü sıcak yer orası. Ama ekvatorda deniz seviyesi aşırı derecede sıcak. O zaman ben ne yapacağım? O zaman ben daha yukarılara çıkacağım. Daha serin olan yerlere çıkacağım. Demek ki özetlersek dünyada nüfus genelde deniz kenarlarındadır. Dağlık kesimlerde nüfus seyrektir. İstisnai durum olarak ekvatordur. Ekvatorda aşağı kesimler seyrek, yukarı kesimler daha yoğundur. Diğeri toprak yapısı. Toprağın verimli olması, verimsiz olması. Şimdi düşünün sen yerleşeceksin. İlk insanlar da böyle yerleşmişler değil mi? Nereye yerleşmişler? Toprakların verimli olduğu yerlere yerleşmişler. Toprakların verimli ise nüfus yoğunluğu da orada kalabalıklaşmaya başlıyor. Nerede hocam dünyada toprak nüfusu yoğun bir şekilde görebilirim ben? Nerede görebilirsin? Delta alanlarında. Delta neydi? Delta. Denizin kenarındaki o alüvyolleri vesaire biriktiği çıkıntı vardı çok verimli bir toprak değil mi orası? İşte dünyadaki akarsuları bilmen gerekiyor bu için. E, akarsuların uç kesimlerinde de ne olacak? Deltalar olacak ve oralar verimli tarım arazileri olmuş olacak. Nerelerde verimsiz topraklar var? Mesela çöller yine. Çöller verimsiz topraklar. Tundra, kutuplarda tundra. Bakın haritada oralarda seyrek nüfuslu. Hem verimsiz toprak hem soğuk hem sıcak. Bu yüzden ne oluyor orada? Nüfuslanma seyrek olmuş oluyor. Şu ana kadar neyi öğrendik? Bak İklim, dünya üzerindeki bu dağılışı nasıl etkilemiş? Yer şekilleri nasıl etkilemiş? toprak türleri nasıl etkilemiş bunlara baktık. Kara ve denizlerin dağılışı nasıl etkiler? Kara ve denizlerin dağılışı. Kuzey yarımkürede daha çok kara vardı. Güney yarımkürede daha az kara vardı. O zaman insanlar daha çok nerede olacaklar? E hocam kuzey yarımkürede de. E toprakların çoğu orada. Denizde mi yaşayacağız güney yarımkürede? O yüzden dünyanın %90'ı, dünya nüfusunun %90'ı kuzey yarımkürededir. Geri kalan az bir kısım güney yarımkürede yaşar. Neden? Kara ve denizlerin dağılışı yüzünden. Güney yarımkürede karalar az olduğu için nüfuslanma orada az olmuş oluyor. Son su kaynakları. Şimdi insanın suya ihtiyacı var. Tarım yapacağım su lazım. Benim de bireysel olarak da ihtiyacım var. Susuz hayat olmaz. O yüzden insanlar genelde hep su kenarlarına yerleşmek isterler ki ilk medeniyetlerde kurulurken su kenarlarına kurulmuştur. Haritaya dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Bakın orada tam Sahra Çölü'nün bulunduğu bölgede orada şöyle koyu renkli çizgi halinde uzanmış bir yoğunluk var. Ne orası? Nil Nehri. Nil Nehri'nin çevresi yoğun nüfuslanmış. Nedeni ne? Su kaynağı. Bunun dışında diğer asıl yoğun diye gördüğümüz yerlerde de hep su kaynakları vardır. Mesela Avrupa'nın bulunduğu bölgede bir sürü akarsu vardır. Tuna nehrini öğrenmiştik. Aynı zamanda Hindistan'ın bulunduğu yerde Ganji Hindus var. Yine Çin'in yerleştiği o yoğun nüfusu olan yerde sarılmak, gökürmaklar var. Yine Mezopotamya'nın bulunduğu, Türkiye'nin de geçtiği o bölgede Fırat ve Dicle var. Yani insanlar su kaynaklarına yakın olmak ister ve su kaynakları da dünya üzerinde nüfusun dağılışını etkilemiş olur. Burada senin neyi bilmen gerekiyor? Burada senin nehirleri yerini çok güzel bir harita çalışmamız vardı zaten. Onu öğrenmişsindir. Şimdi geldik nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörleri. Bak burası önemli. Dünya nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerde en önemlisi ne demiştim? İklim demiştim. Dünya nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerde en önemlisi şu an günümüzde sanayi ve madenler. Nasıl yani hocam sanayi ve madenler? Özellikle madenlerden başlayalım. Bakın dünyada madenlerin bulunduğu yerler. Amerika'nın o doğu kesiminde nüfus yoğun ya. Orada da Apalaş Dağları var. Apalaş Dağları yataklarının olduğu bölgede de taş kömürü yatakları var. Taş kömürü yatakları varsa bir yerde ben sanayi kuracağım şimdi. E sanayi kurarken bana enerji lazım. E insanlar o bölgede zaten ılıman kuşak olduğu için geçmişten beri ne yapmışlar? Yerleşmeye başlamışlar. Aynı zamanda orada taş kömürü bulunmuş. Bak madenden dolayı oraya gitmişler. Ve orada maden enerji olduğu için sanayi de getirip oraya kurmuşlar. İklimi iyi. Enerjisi var. Sanayisi var. İşte bütün her şey, bütün nüfus oraya toplanmış. Demek ki Amerika'nın o doğu kesiminde o kadar çok nüfusun yoğun olmasının nedeni sanayinin fazla olması. Orada apalaşlarda kömür yataklarının bulunması olması, iklimin ılıman olması. Bakın hepsi bir araya geldi. Amerika'nın doğusunu nüfus bakımından zenginleştirdik. Madencilikle gelişen ikinci bir kısım orada Avrupa'da, Almanya'da Ruhr bölgesi vardı. Bunu kesinlikle bilmen gerekiyor senin. Amerika'da Apalaşlar, Almanya'da da Ruhr bölgesi. Sanayi var orada, kömür var orada. Ruh gibi olmuş bu insanlar diyeceksin. Biri sana Ruhr bölgesi dediği zaman a ruh gibi olmuşlar. Niye? O sanayi, kömür, ruh gibi yapmış oradaki insanları deyip o şekilde çağrışım yapaktılar. Şimdi Ruhr bölgesinde kömür var. Orada kömür olduğu için e, iklimden dolayı da orada yerleşmede fazlasıyla var vardı. Kömür de var orada, enerji de var. O zaman ben sanayimi getirip oraya kuracağım. Bak yine yine orada toplandı bütün her şey ve nüfusun o bölgede yoğun olmasına neden oldu. Demek ki dünyada madencilikten dolayı gelişen yerler Apalaş bölgesi Amerika'nın doğusu. Ruhr bölgesi Almanya'nın bulunduğu bölge. Bir de diğeri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu bu, bu uç kesimde, Ümitburg'un o uç kesiminde Johannesburg var. Johannesburg altın ve elmas yataklarıyla çok ünlüdür. İşte oradaki maden yatakları nüfusun orada bakın yoğun olmasını sağlamış. E tabi ki sadece maden değil iklimin de Akdeniz iklimi olması, iklimin de ılıman olması yine bunda etkili. Bakın birçok şey bir araya geliyor ve nüfusun bazı bölgelerde toplanmasını sağlıyor. Nüfusun dağılışını etkileyen en önemli etmenlerden bir tanesi de sanayi. Dikkat edin şimdi. Sanayiyi nereye kurarsam nüfus oraya toplanır. Neden? Çünkü çalışma imkanım var orada. İmkanlar yüksek, ekonomik yüksek. Para fazla ne yapacaksın? Oraya gitmeye çalışacaksın. Nerede bunlar? Dünyadaki sanayi dediğimizde aklımıza neresi gelecek? Yine Amerika'nın doğusuna geldik. Yine aynı yer dikkat edin. Ne vardı orada? Kömür vardı. Ha o zaman sanayiyi oraya kuruyorum. Geliyorum Avrupa'ya. Zaten Manchester. İngiltere'de çıkmıştı sanayi ortaya. Ve oradan Avrupa'ya yayılıyor. Almanya'nın da Ruhr bölgesi, kömür bölgesi var. Avrupa sanayi bölgesi. Bölgesi. Diğer tarafa geldim. Çin. Çin şu an dünyanın en büyük sanayi üreticilerinden. Çin'in bulunduğu o bölgeye bakın. Tamamen sanayi bölgesi orası. Şangay Limanı var orada mesela. Ve Japonya. Bakın Japonya, Çin, Avrupa ve Amerika'nın doğu kesimi sanayinin yoğun olduğu bölgeler ve nüfusun yoğun olduğu bölgeler. Dikkat edin, hep aynı yerlere toplanmış maden, sanayi, iklim, nüfus hep aynı yerlere toplanmış. Peki hocam, Hindistan var orada. Hindistan'da nüfusun yoğun olmasının nedeni sanayi mi ya da maden mi? Hayır. Hindistan nüfusunun yoğun olmasının nedeni oradaki su kaynaklarının verimli tarım arazilerinin olması geçmişten günümüze ve Hindistan'ın doğum oranlarının çok yüksek olması. Doğum oranları çok fazla olduğu için Hindistan nüfusu çok yoğun orada. Yoksa şundan dolayı değil. Hindistan'da nüfus yoğunluğunun çok fazla olmasının nedeni orada çok fazla sanayi varmış. O yüzden insanlar oraya toplamış. Hayır. Hindistan'daki nüfus yoğunluğunun nedeni doğum oranlarının fazla olması. Geçmişten günümüzde su kaynakları, verimli tarım arazileri ve doğum oranlarının oralarda ciddi anlamda fazla olmasından kaynaklanıyor. Nüfus yoğunluğundan kaynaklanan en önemli iki maddeyi öğrendik. Sanayi ve maden bir yerdeki nüfusun yoğun olmasının asıl nedenlerini oluşturuyor. Diğerleri de etkili ama daha az etkili. Turizm mesela. Turizm bölgelerindeki nüfus yoğunluğu artıyor değil mi? Mesela yaz turizminde bizim Ege kıyılarını, Akdeniz kıyılarını düşünün. Yazın oradaki nüfus 8'e 10'a katlar kendine ama kış mevsimi gelince kimseyi bulamazsınız orada. İşte turizm faaliyetleri de nüfusun bazı bölgelerde yoğun olmasını sağlıyor. Özellikle şöyle düşünün. Akdeniz ikliminin bulunduğu Akdeniz'in çevresindeki ülkeler İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye'nin o kıyı kesimleri ne oluyor? Turizmden dolayı yoğun nüfus kazanıyor. Demek ki turizmde de nüfusun bazı bölgelerde yoğun olmasında etkili. Diğeri ulaşım faaliyetleri. Düşünün ki tam ulaşım faaliyetlerinin kesiştiği noktada bulunan bir ülkesiniz. Siz. E ne olacak? Bütün herkes sizin olduğunuz bölgede limanınızı, sizin havaalanınızı vesaire kullanacak ve ulaşım noktasında olduğunuz için siz bunun dışında bir sürü şeyi kendinize çekeceksiniz. Nüfusu kendinize çekeceksiniz. Sermayeyi kendinize çekeceksiniz. Parayı kendinize çekeceksiniz derken yavaş yavaş nüfus sizde toplanacak ve siz değerli bir konuma sahip olacaksınız. Mesela buna Singapur örneğini verebiliriz. Singapur'un bulunduğu bölge tam ticaretin, limanların geçiş bölgelerinden bir tanesi ve bu da ulaşım kesişim noktalarının bulunduğu bölgede olduğu için oranın gelişmesini sağlamış. İstanbul'a örnek verelim buna. E İstanbul niye bu kadar değerli? Tam ulaşım güzergahlarının geçtiği nokta. Avrupa, Asya, bütün her tarafın tam kilit noktası. Hem hava alanı olarak, hem gemi olarak, hem kara olarak tam ulaşımı kesişim noktası olduğu için İstanbul bu kadar gelişmiş. Demek ki ulaşım da bir yerin yoğun nüfuslanmasında etkili oluyormuş. Ticaret e, tabii ki bir yerde sanayi, madencilik, nüfus orada toplanırsa bütün ticari faaliyetleri de o bölgede olacak. Ticari faaliyetleri de artacak. Bu da nüfusun ticaret için oraya gitmesine neden olacak. Ticari faaliyetleri de nüfusun yoğunlaşmasına neden olacak. Diğeri göçler. Mesela siz Amerika'nın doğusundasınız. Amerika'nın doğusunda ya da Avrupa'dasınız. Avrupa'da ne var? Sanayi var, para var, ekonomi var. O zaman sen Afrika'daki birisi olarak ya da diğer gelişmemiş, az gelişmiş ülkelerdeki birisi olarak ne yapacaksın? Kalkıp oralara gitmeye çalışacaksın. Göç de oradaki nüfusun yoğunluğunun artmasını sağlayacak. Bir diğeri tarım faktörü. Tarım faktörü özellikle geçmişte... dünya nüfusunun dağılışında asıl önemli olan faktör tarımdı. Yani insanlar tamamen verimli topraklara tarım yapabilecekleri topraklara yoğunlaşmışlardı. Ama şu an işte bakın sanayinin gelişmesi, madenin gelişmesiyle beraber o etki daha çok sanayi ve madene kaydı. Geçmişte tarımın etkisi çok büyükken günümüzde tarımın etkisi tabii ki yine etkili yoğun nüfuslanmada ama geçmişteki kadar değil artık. Daha çok sanayi ve maden etkiler. Tarım etkili mi şu an yine? Evet. İlk zamanlarda insanlar nereye yerleşmişler ilk medeniyetler? Hep bu su kaynaklarının yanına yerleşmişlerdi. Mezopotamya dediğimiz yerlere yerleşmişlerdi. Mısır, Nil Nehri'nin çevresine yerleşmişlerdi. İşte Hindistan'da Indus ve Ganj nehirlerinin çevresine yerleşmişlerdi. Bu verimli tarım arazileri insanların belirli bir bölgede toplanmasına neden oluyor. Son olarak tarihi faktörler. Bakın geçmişte tarımla beraber insanların yerleştiği yerler, insanlar sürekli orada yerleşmişler, ticaret orada yoğunlaşmaya başlamış derken e, tarihi faktörlerden dolayı geçmişte kurulan bu tarihi eserler onlar turizmi geliştirmiş derken orada yaşama alışkanlığı derken artık o bölgeler tamamen yaşam alanına dönüşüyor ve ister istemez yoğunluk üzerinde de etki yapıyor. Tamam nüfusun dünya üzerindeki dağılışını etkileyen etmenler ve dünya nüfusu harita üzerinde nasıl dağıldığına baktık. Şimdi gelelim diğer haritamıza. Dünya nüfusu en fazla nerelerde neden dağılış yapmış? Bakalım şimdi dünya haritasına. Dünyadaki nüfusun %60'a yakını Asya kıtasında yaşar. Bunun nedeni ne? Hemen düşün Asya'da hangi ülkeler var? Çin, Hindistan, e orada Endonezya. Yine Rusya dünyanın en kalabalık nüfusları zaten bunlar. E ne olacak o zaman? Dünya nüfusunun birçoğu Asya'da yaşıyormuş. Bakın %60 çok büyük bir oran bu. Neden orada yaşıyor dünya nüfusunun birçoğu diye sorulduğu zaman bir sanayi var mı? Çin, Japonya, Güney Kore sanayi var mı? Var. Bir sanayiden dolayı. İki Hindistan mesela orada doğum oranları yüksek mi? Doğum oranlarının yüksek olması da etkili burada nüfusun fazla olmasında. Karaların da orada çok geniş yer kaplaması bu da etkili. Yani dünya nüfusunun %60'ı bu etkenlerden dolayı Asya kıtasında. Sana soruyu sorarsa bu mantıkla sorabilir. Dünya nüfusunun en fazla olduğu ikinci yer Afrika. İşte sana soruyu nasıl soracak burada? Diyecek ki neden dünya nüfusu Afrika'da çok fazla? Hocam sanayiden dolayı aa sanayiden dolayı. Ya sanayiden dolayı Afrika'ya gider mi insanlar? Hayır. Afrika'da nüfusun fazla olmasının nedeni ne? Doğum oranlarının fazla olması. Geç alıyor mu? Hayır. Sanayi mi var? Hayır. E niye toplanmış bu kadar çok fazla nüfus niye? Afrika kıtasında var dünyada. Nedeni doğum oranlarının burada çok fazla olması. Burayı unutmuyoruz. Üçüncüye bakalım. Avrupa. Dünya nüfusun toplandığı üçüncü en büyük kıta Avrupa. E hocam Avrupa'da nüfus artış hızı yavaş. İnsanlar çok fazla çocuk yapmıyor. Niye burada çok fazla nüfus var? Neden Avrupa'da çok fazla nüfus var? Dışarıdan aldığı göç. Sanayinin olması. iklimin iyi olması. Ama daha çok sanayi ve ekonomisinin iyi olması. Sanayiden dolayı dışarıdan gelen göçün de etkisi diyoruz. Peki dünyada en az nüfuslanmış yer hocam Okyanusya Avustralya kıtası dediğimiz bölge. Neden neden yani burada nüfus çok az? E Avustralya oradaki Okyanusya kıtasının birçok kısmını Avustralya tek başına oluşturuyor. E, Avustralya'nın da iç kesimleri komple çar, küçük bir alan var orada. Zaten nüfusu da az olan bir ülke, az nüfuslu olmuş oldu buradaki kıta. E, Yeni Zelanda ve oradaki adalarda ada ülkeleri yine çok fazla nüfus. E ne oldu? O kıta, Okyanusya, Avustralya kıtamız dünya nüfusunun en az olduğu kıta. En fazla olan da Asya kıtası. Şimdi şöyle dünya haritasında kabaca, dünyada seyrek nüfuslu yerler, yoğun nüfuslu yerler ve hiç nüfuslanmamış yerleri kabaca bir görelim. Yoğun nüfuslu yerleri neresi? Nil Nehri çevresi. Bak görüyor musun? Nil Nehri çevresi haritada bak. Diğeri Amerika'nın doğu kesimleriydi. Aynı zamanda Amerika'nın batı kesimindeki o iklimden dolayı yine orada Silikon Vadisi sanayi yine orada da gelişmiş ama tabii doğu kadar değil. Ama Amerika'nın batısı ve doğusunda nüfus yoğun. Tabii ki en fazla yoğunluk doğuda. İç kesimlere gidildikçe yoğunluk azalıyor. Diğeri Avrupa kısmı çok yoğun. Özellikle Akdeniz'e kıyısı olan kesimleri daha da yoğundur. Diğeri de Çin, Hindistan, Japonya'nın bulunduğu Güney Asya çok yoğun nüfuslu yerlerden bir tanesi. Genel olarak da dünyada Akdeniz ikliminin bulunduğu yerler ve ılıman okyanus ikliminin bulunduğu yerler çok yoğun nüfuslu. Peki hocam dünyada seyrek nüfuslu yerler nereler? Ekvatorda 100 metrenin altındaki bölgeler neden çok sıcaktı? Dünyadaki yüksek dağlık alanlar, kayalık, ant dağları, alp dağları bunları saymıştık. Ve soğuk alanlar. Kutuplara yaklaştığımızda havanın soğumasıyla beraber nüfus yoğunluğu da seyrekleşiyor. Bunlar seyrek alanlarımız. Nüfusun hiç olmayacak olmadığı yerler. Bakın haritada beyaz olarak gösteriliyor bunlar. Kutup bölgeleri, çöl bölgeleri ve dağların çok yüksek dağların çok yüksek tepelerinde nüfus hiç yok. Özellikle bakın orada Himalaya dağlarının o üst kesimlerinde beyazlıklar var. Su yüzeyleri yani okyanuslar, denizler yüzeylerinde de yine nüfuslanma yok ve bataklıklar. Bunlar bizim nüfusumuzun hiç olmadığı yerleri oluşturuyor. Evet bugün dünya nüfusunun dağılışına harita üzerinde inceledik. Dünya nüfusu nerede yoğundur? Nerede seyrektir? Çok 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 önemli bir bilgiydi bu. Geçmişte sorulmuştu, Yine sorulur. Ben olsam her sene nüfustan bir soru soracaksam her sene bununla alakalı bir soruyu kesinlikle yerleştiririm. Çünkü nüfusun coğrafya ile alakalı olan dağılış ilkesiyle birleştirdiğin zaman temel noktasını oluşturuyor. Dikkatli bir şekilde notunu alıyorsun. Özellikle harita incelemesi, harita çalışması şeklinde yapıyorsun bu dersi. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmuyorsun aşağıya. Ne diyoruz? Yusuf bir defa öğren daha asla unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere.